Merhaba arkadaşlar, Nurgül Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Şöyle size çıtı pıtı çok zarif bu modeli istek bir model arkadaşlar. Arkadaşın isteği üzerine yaptım. Şöyle modeli göstereyim. Hem de nasıl istenildiğini anlatayım. Evet, modelim bu arkadaşlar. Bakın şöyle modeli tanıdınız umarım. Şu ara kısmı örümcekli. İki tane örümcekleyip tekrar bu trabzanlara örümcekle gelen bir modeldi. Ara suyunu örümceği sevmeyen arkadaşımız için bu şekilde tasarım yaptım. Bakın 5 tane kirpikten oluşan şöyle örümceği iptal ettim. Yerine bu şekilde bu trabzan yuvasına geçiş yaptım. Ve trabzan yuvasında da arkadaşlar sık iğneli olan bu 2 tane dalı farklılık oldu madem diye sık iğne yerine 2 kirpikli böyle sık iğne yaptım. Farklı, güzel, hoş ve zarif oldu. Şöyle bakın çıtı pıtı zarif şöyle sıra giden ince bir model oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle hoş ve zarif modelimizi bir de sallantılı halini gösterelim. Bir de arkadaşlar bakın bu tür modellerde şöyle anlatayım. Arkasına şöyle 5 tane yapıyorum diyorum ya hani. Şu ara kısmında kirpikleri ben örnek amaçlı şöyle ekranda yakın olunca güzel görünüyor diye bu şekilde 5 tane bırakıyorum. Bunu siz 7, 9 en fazla daha fazla çirkin olur sanırsam. Çünkü model çıtı pıtı bir model. Bu şekilde yaparsanız daha güzel şey istediğiniz aralıkta tez bitmiş olur. Evet modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi modelimizin nasıl yapıldığını sizlere tarif edelim. Evet şöyle tülbentimin kenar tığlama işlemlerini ikişer zincir olarak hazırladım arkadaşlar. Ve tülbenti hazırladıktan sonra bakın ilk başlar gibi başlayacağız. Bu yapmış olduğumuz arka modeli unutalım. Şimdi ilk başlarken nasıl başlıyoruz? Bu şekilde anlatacağım sizlere. Evet bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturuyorum. Şöyle. Sık iğnemin içerisine girip bu şekilde sabitleyerek başladık. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu ara kısımdan girip buraya minik bir kirpik oluşturdum. 1 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıradaki tığ battıya girip sabitledim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ve bu bir zincirli sık iğnenin arasından girip bu şekilde kirpikli ara suyumuzu tamamlıyoruz. 3 tane zincir ara kısımdan bir tane zincir sıradaki 1 2 3 zincir şöyle toplamda 2 4 5 dediğim gibi ben 5 tane bırakıyorum arkadaşlar bu şekilde siz istediğiniz ara mesafesini verebilirsiniz ya da benim için de bu 5 ara iyi diyorsanız bu şekilde devam edersiniz. Evet 3 tane zincir çekiyorum ara suyu kısmını bitirdik şimdi yuvasını yapacağız çiçeğimizin şöyle 2 ve 2 bu tığ battının içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, üçüncüyü de tamamladık. Bakın bu şekilde. Bir defa tığı dolayıp sıradaki tığ battıya da 2 tane yapıyorum. Toplamda 5 adet bu şekilde trabzanımız oldu. 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Hemen 7 zincirimi bu ilk trabzanımın tepe noktasından girip buraya sabitledim. Şöyle bir zincirle dönüş yapıp sık iğne ile yuvaya girdim. 9 tane zincir yapıyorum.
5, 6, 7, 8 ve 9. Sıkı sıkı 9 zincirimi çekip yuvaya sık iğne ile sabitledim. Bu papatyalarım için yuva olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle başında ve sonunda sık iğne yapıp yapraklardan biraz yuvamı uzaklaştırmak için bu taktiği deneyin. Güzel oluyor. Direkt dala başlamayın. Dal görünümlü yaprak diyelim. Evet, 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Hemen bu 9 zincirli ana yuvaya girip şimdi 4 seferde aldığımız 1 şöyle 2 şöyle 2 ve 2. Bu şekilde bir dal oluşturdum. İlki 4 zincirden şöyle minik bir tomurcuk yapıyorum. Diğerlerini minik kirpiklerden oluşturuyorum. 2 zincir. Şöyle aynı modeli böyle farklılaştırarak değişiklikler yaparak farklı bir modelmiş gibi sundum arkadaşlar. Şöyle bakın 2 4 toplamda 6 tane ve 4 zincirle beraber 6 tane arkadaşlar. Şimdi bu da 6. 5 tane 2 zincirden bir tane de 4 zincirden kirpikli yaprağımızı hazırladık. Şöyle yine şöyle 3 tane zincirimi çektim. Özellikle bu şekilde meyilli dursun diye zincir sayımı biraz daha bakın kısa 4 yerine 3 zincir çekerek meyilli eğimli bir tırtıl yaprak görünümü vermek için 3 zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2 alarak 4 seferde yine aynı şekilde trabzanı oluşturdum. Birinci de ne yaptıysak bu ikinci yaprağında da aynı şekilde şöyle 4 zincirli kirpiğimizi kapatıp diğer 5 tanesini de 2 zincirli yapacağım. Bismillah. Şöyle 1, 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir, ikinci, 2 zincir, şöyle 3, 4 2 zincir, 5. Toplamda baştaki 4 ile beraber 6 olacak. 6'ya ulaştık. Hemen buraya kapattım. Ve 3 tane yine zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya şöyle geçişimi yapıp göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir zeçimen hazırladım. Güzel oldu arkadaşlar. Örümcekten ziyade böyle hem bu kirpikler hem bu dallardaki kirpikler böyle hoş bir çimen havası şöyle oluşturdum. Yine buradan 5 tane kirpiğimizi yaparak devam edeceğiz. Evet, şimdi ilk başladığımız noktaya geldik. Bir zincirimizi çekip yandaki boş tığ battımıza bu bir zincirimi sabitliyorum. Eğer şayet sizin tığ battılarınız biraz iriceyse arkadaşlar bu bir zinciri iki çekin ki gerdirme, marullanma olmasın. Şöyle bakın. Rahat bir güzel bir boyanız olsun. Gemaru şöyle bir zincir büyük olduğu zaman gerdirir, hoş durmaz. İki zincir ama o gerginliği alır. Evet, 3 zinciri çekip bu bir zincirli ara kısmından sık iğnenin ara kısmından sabitliyorum. Böyle minik kirpik oluşturdum. Sıradaki yuvama şöyle geçişimi yaptım. 3 tane zincir. Çimeni çok kolay. Tane tane yavaş yavaş da anlatıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel işinize yarayan da bir çekim oluyordur. 3 zincirimi çektim. Kapatıyorum. Bir tane zincir sıradaki. Sonuncu 5. kirpiğe geldik. 3 zincirimi çekip sabitledim. Bir zincirle sıradaki tığ battıma kapattım.
Çimenimizi oluşturduk. Şimdi bu papatya yaprağını yaparak nasıl yapıldığını anlatıp videomuzu tamamlayalım. Evet, şöyle 9 zincirli dalımızın içerisine girip sık iğne ile buraya sabitledim ve 3 tane zincir. Arkadaşlar ipiniz kalın olmasın, iyice esnedin son noktasına kadar. Papatyalar yoksa iri iri böyle şaplak gibi düşer. O yüzden minik güzel bir papatya olması için bu şekilde, bakın 2 tane doladım. 2 2 2. Bu şekilde yapınca kalın güzel duruyor arkadaşlar. Eğer ipiniz kalınsa 1 2 2 de alabilirsiniz. 2 defa yine tığı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. Şöyle kalın trabzanlarınız olması için 2 2 alın. Eğer ipiniz çok kalınsa 1 2 2 olarak alın. Minik yapraklarınız oluşsun. 4 tane trabzan oldu. Bakın sağdaki 3 zincirle beraber 4 trabzan ve yine sıkı sıkı 3 tane zincir çekip 5. trabzanda yaprağı bu şekilde kapatıp yine 3 tane zincir çekip yeni bir yaprağa başlıyorum. 3 zincirimi çekip 2 defa tığı doladım ve buraya 2 2 ve 2. Şöyle yaprağı arkaya yatırıp daha güzel görmenizi sağlayayım arkadaşlar. 2 2 ve 2. Tekrar 2 2 ve 2. Zincirle beraber 4 tane oldu yine. Şöyle 5. yine 3 zincir çekip bu yaprağı tamamlıyorum. 1 2 3 zincir. Hemen bunu şöyle hafif sola doğru kaydırdım. Ve 2 defa tığı doluyorum. Yeşil yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yeşil yuvaya girip 2 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. 4 tane oldu ya. 5. yine 3 tane zincir çekip buradan kapatıyorum. Şöyle bir zincir çekip yaprağımızı oluşturduk. Hemen zincirimizi çektiğimize göre koparalım. Şöyle bismillah. Evet. Kaldırıp şunu da arkadan. Neyse arkadaşlar, şimdi tutamadım da yakınca daha net gösteririm diyecektim. Bu şekilde. Hemen şunları bir temizleyip geleyim. Evet, şöyle karşıdan bir bakın istedim arkadaşlar. Çok hoş duruyor değil mi? Böyle sarı sarı çiğdemler gibi çok tatlı bir duruşu var. Modelimiz kalıp gibi zarif, çıtı pıtı, dediğim gibi şöyle çiğdem görüntüsü de olan bir model. Ütülemedim arkadaşlar, şöyle kalıp gibi duruyor diye. Şöyle ütülendiği takdirde ters tarafından da çok zarif duracağına eminim. Şöyle tekrar sanki tek kat gösterince sarısı yeşili hoş durmuyor gibi duruyor ama şöyle yakından katlı. Güzel bir renkleri oldu gerçekten. Sizle yaptığımız modelimiz bu. Bakın verdiğim sayılara ve ipinizi incetmeniz zarif duruşunu sağlayacaktır. Eğer bu papatya büyük geliyorsa 1, 2, 2 olarak alarak daha minik bir papatyalar oluşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar ben daha önce o şekilde yaptım diye size de bu şekilde anlattım. Evet. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Çünkü beğeni ve yorumlar YouTube'da önermeleri ön plana çıkarıyor. O da daha fazla kitleye ulaşmış oluyor. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz bildirimlerden
Hemen bildirim gelecektir size. Yoksa aktif halde değilse video atsam da siz haberdar olamazsınız bildirim gelip size haber vermeyince. Buraya kadar izlediyseniz, abone de değilseniz abone de olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.